Arkadaşlar merhaba 18 Ekim Cuma Bursa'dayız. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 9 koşu koşulacak. Dolayısıyla 2 altılı ganyan oynanabilecek. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 13.30'da. Keyifli seyirler ve bol şanslar olsun hepimiz için. Hava durumuna baktığımızda bugün için açık gözüküyor olsa da Bursa'da daha önceki perşembe ve çarşamba günleri yağmurlu gözüküyordu Bursa. Dolayısıyla çim pist yumuşak hatta ağır olma ihtimali var. Ben bu ihtimalin üzerine şablonumu oluşturdum. Birinci koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının handikap 16 koşusu 8 safkan yarışa kayıtlı. Üçünü ben şanslı olarak görüyorum. Zor bir koşu. Hepsinin kazanabileceği bir koşu. Ben burada e, Apprentice Mahmut Bağ İdaresi'ndeki 2 numaralı Şen yüzde başlayacağım. Bir Rebbi e, torunu. Çim yumuşarsa hatta ağır olursa e, lehine olacağını düşünüyorum. Favorim 2 oldu. Sonra Onur Atmaca İdaresi'ndeki 7 numaralı Berkay Tay. 2'nin ilk rakibi. Son olarak da Yanaguşka Torunu 4 numaralı Lord of Thunder'da yazmanızı öneririm. Zaten formda bir safkan üstünde de Cemal Paso var. 3. sırada öneriyorum. 1. koştaki sıralamam 2 7 ve 4. İkinci koşu 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu. 9 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada tek olarak e, önereceğim safkan muhtemelen büyükte favori çıkacaktır. Muhammet Bey Bilgin idaresindeki 7 numaralı Puke Pirri artık kazanıp meydana veda edeceğini düşünüyorum. Şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. Rakiplerine e, oranla bugün için e, çok da iyi performans sergilememiş e, rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Banko diyorum 7 numaralı Puke Pirri için. Burada sıralı üçlü bahis var. Ee, sıralı üçlü bahise de 7 numara birinci dedik. İkinciliğe iki tane sürpriz e, tay önericem. 2 numara ve 4 e, numarayı ikinciliğe yazıp 9 numaralı Zarife Sultan'ın da 3. olacağını düşünüyorum. 7 e, birinci ikinciliğe e, sürpriz atları yazın. Ben 2 ve 4 diyorum e, kumda ilk kez koşacak olan taylar. Üçüncülüğe de 9 diyorum üçlü bahis için. Üçüncü koşuda da 3 yaşlı taylar İngiliz tayları koşacak. Şartlı 3 koşu 1800 metre kum Burada da 3 tay şanslı olarak görüyorum. İlki Merchant Çelik İdaresi'ndeki 7 numaralı Sultan Spirit benim buradaki favorim oldu. Yarış hayatına üst üste kazanarak başladı. Çok iyi başladı ama sonra bir türlü kendini toparlayamadı. Bugün Bursa'da şansını arayacak. E eküriye baktığımızda da Oğuz Dağlar oğlum ki eski Fenerbahçe kalecisi yanlış hatırlamıyorsam. E, Bursa'da başarı oranı çok yüksek. Kazanma oranı %30'lar 30'larda. Dolayısıyla bugün için kazanıp moral bulacaktır. E, 7 numaralı Sultan Spirit eksik koşarsa 1 numaralı Barbar e, Çakal Mustafa Çiçekle ilk rakibi olur. 7 numaranın Son olarak da Çetinok idaresindeki 4 numaralı Wolf Takıt diyeceğim. Uzun mesafelerde pek de bir başarısı yok ama bu rakiplerinin yanında şanslı veriyorum. Üçüncü koşudaki sıralamam 7, 1 ve 4. 4. koşu ikinci altılığa yanında ilk saat 15'te başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 16 koşu 1800 metre çim pistte 11 at birincilik mücadelesi verecek. En çok at yazdığım koşulardan biri bir diğeri de son koşu. Burada 6 numaralı Kunya ile başlayacağım. İstanbul'dan gelecek olan Kunya. Eren Kadirlerle benim favorim oldu. Özellikle çim pist yumuşak olursa bir haber kan temsilcisi. Daha da şansının artacağını düşünüyorum. Rakiplerinden bir tık önde olarak öneriyorum 6 numaralı Kunya'yı. Sonra 11 numaralı Aller Gül'ü. Ekür'ü Armağan Turan'ın atları bu ara formda çok kazanıyorlar. Bugün içinde Gökhan Yıldız'da altının ilk rakibi 11. Sonra 5 numaralı Dobar. 1 numaralı Nevesta tabi 63 kilo ama e, yani son yarışlarına baktığımızda son 4 yarışının 3'ü kısa vade koştular ki bunların ikisini de kazandı. Dolayısıyla kilosunda e, kilosunu da aldı 63 kiloyla. Yine şanslı olabilir. 4 numaralı son şampiyon ve son olarak da 10 numaralı Ulu Fırat. Benim sizlere önereceğim atlar 4. koşuda 6-11-5-1-4 ve 10. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus şartlı 5 koşu toplam 14 kısrak yarışa kayıtlı. Burada da 3 kısrak değerlendirmemde var. İlki Cem Altun idaresindeki bir numaralı Dilan Kız oldu. Ee, hani burada 5. bile olsa şartlı 5 sınırını aşacak. Dolayısıyla bugün için varını yoğunun ortaya koyacağını düşünüyorum. Favorim 1 oldu Dilan Kız. Rakipleri 12 numaralı Gürbeyaz. 76 handikapta üstünde Muhammed Mir Bilgin var. Son olarak da 8 numaralı Gökçe Soy. Mustafa Çiçek'le özellikle son üçüncülüğü çok iyi. Bugün için de şanslı olacaktır. 5. koştaki sıralamam 1-12 ve 8. Altıncı koşu 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının kısa adı 6 koşusu 1500 metre çim pistte. 10 tay birincilik mücadelesi verecek. Birinci altılı ganyanın da son ayağı. Burada sizlere 3 tay önereceğim. İlki sürpriz olacak muhtemelen. 9 numaralı Hursida ile başlayacağım. Tolga Yıldız idaresindeki 9 numaraya baktığımızda Son yarışını yaklaşık 5 ay aradan sonra koştu. Dördüncü oldu. Ki Ekürüsü'nün kazandığı bir yarıştı. Aynı koşuda 6 numaralı Bella Dacur. Üçüncü olmuştu. Dokuz numara dördüncü olmuştu ama o yarışında bir türlü sprinte kalkamadı düzlükte. Son metrelerde sprinte başlamıştı ki yarış bitti ama çok sıkı bir sprint yapmıştı son metrelerde çok az kalan metrelerde. Bugün için daha hazır olacağını düşünüyorum. Tolga Yıldız'la benim favorim oldu. Tek de bırakılabilir atlardan biri program üzerinde. Biraz eksik koşarsa 7 numaralı Cream Fire tabi İstanbul'dan gelecek olan Cream Fire şu ana kadar şahane bir performans sergiledi. Özellikle son üçüncülüğünde Grand Rapids ve Amazing Touch arkasından üçüncülüğü var. 9'un ilk rakibi 7. Son olarak da 5 numaralı Meryon diyeceğim. Bursa'da başladı yarış hayatında kumda kazandı. Sonra Kocaeli'nde ikinci oldu. Ki 4 numarayla birlikte koşmuştu o gün. Bugün ilk kez Çin piste çıkacak bir ballı kaya temsilcisi. Özellikle Çin mi yumuşak olursa daha da avantajlı olacağını düşünüyorum. Onu da yazmak lazım. 9 numara biraz önde 7 ve 5. 9'un kötü koşması halinde devreye girebilecek e, Taylar 6. koşuda. 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 5 koşusu 1500 metre çim pistte. 8 safkan birincilik mücadelesi verecek ve yamak 2'ler at binecek burada. Bir diğer tekim de burada o da muhtemelen sürpriz çıkar diye düşünüyorum. O da 3 numaralı Eiffel'den bahsediyorum. Hani çim pistep diyorum yumuşak ya da ağır olacağını hesaplayaraktan bu şablonu oluşturdum. Çok da farklı bir durum olursa hani çim normal veya yağmur devam eder de çimler kuma alınırsa ki 9 koşunun altısı çim pistep çok daha farklı bir durum alır. O zaman e, videonun altında mesaj olarak e, altılı şablonumu güncelleyebilirim. Burada da Adem Ceylan dairesindeki 3 e, numaralı Airfield'ın kazanacağını düşünüyorum. Özellikle e, Adem Ceylan'da e, Airfield 5 kez koştu. 1 bir, birincilik, 1 bir, ikincilik, eee 3 de üçüncülüğü var. E, Airfield'ın Adem Ceylan'da dolayısıyla bugün rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 3 numara için tek diyorum. 8. koşuya geldik. Üç yaşlı Arap taylarının dişi e, tayların meydin koşusu 1300 metre kumpiste. 9 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Sekiz numaraya baktığımızda da üstünde Zülfiye Bulut var. Ona canı gönülden başarılar diliyorum. 2 tay yazdım değerlendirmeme. Yine sürpriz bir sonuç çıkabilir e, burada. E, benim önceliğim Mahmut Bağ İdaresi'ndeki 5 numaralı Lavintay e, oldum. 51 gün geri alınıp tekrar hazırlandım. Bir iki iyi yarışı var. İyi gününde olursa bu rakiplerini geçebilir. Yanına yazdığım e, Safkan'da Çetinok idaresindeki bir numaralı Benice Gül'ü oldu. Sekizinci koşuda beş ve bir. Dokuzuncu ve son koşu. 17.30'da sona erecek Bursa koşuları. Dört yaşlı Arap atlarının şartlı dört koşusu. 1500 metre çim pistte 14 atı izleyeceğiz. 2'de ekürü var. 1 ve 7 ekürü yine 8 ve 11'de ekürü olarak yarışa katılıyor. Tabi 7 numaraya baktığımızda Sinsin Ateşi son 3 yarışını kazandı. Yaklaşık 20 gün içinde 3 yarış kazandı. Kaisberg temsilcisi. Bugün için ben değerlendirmemi almayacağım. Hani bugün de kazanacağını düşünmüyorum. 6 at yazmış olsam da. Favorim Cemal Paso İdaresi'ndeki 6 numaralı dilça olacak. Yine gün üzerinde e, tek bırakılabilir, e, muhtemel teklerden biri olabilir e, Dilçağ. Zor koşuda e, tek yazmak isteyenler için 6 diyorum. Sonra 11 numaralı ek, Kırmızı Ekürüler'den 11 numaralı Şehri Tuncal. Ekürüsü de o kadar avantajlı. 3 numaralı Atılım Bey'i Eren Kadirler'le. 5 numaralı Yürek Kızı o da sürekli tabelada Tugay Alıcı ile. 10 numaralı Ponçiktay son yarışlarında formda çok sürpriz öneriyorum. Daha da e, sürpriz hatta Bombay'a da Sercan Tırpan İdaresi'ndeki 14 numaralı Ezfet Lacan diyorum. 9. koştaki sıralamamda 6, 11, 3, 5, 10 ve 14 arkadaşlar. Şablonum da böyle. İstanbul yarışlarında görüşmek üzere. Şansınız açık olsun.